İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Malt FM Berlin işbirlikleriyle 95.0 Açık Radyo'da her pazar günü saat 12 ile 13 arasında evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Aynı zamanda da tabii ki bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızda en içten, yürekten, coşkuyla kutlamak isterim. Bugün programımızın ilk bölümünde Filistinli vizyoner müzisyen Ramzi Abu Redvan tarafından kurulan Dal'una Ensemble'ın büyüleyici dünyasına zamanımız el verdiği sürece dalacağız ve keşfedeceğiz. 2000 yılında Ramzi Fransa'dayken kurulan Dal'una adını Filistin, Lübnan ve Suriye'deki topluluk ve işbirlikteliği ruhunu simgeleyen geleneksel bir şarkı formundan alıyor. Aslında altta da yatan bir makam var ve böylelikle bu isimde yaratılmış durumda grubun adı olarak. Müzikleri Mısır'dan Endülüs'e uzanıyor ve Orta Doğu folklorunu de özgün bestelerle harmanlıyor ve bunu dünya platformuna taşıyorlar. Bugün Ramzi'nin kurduğu El Kamanjati Müzik Okulu'ndan iki dahi Oday El Khatib ve Nura Madin'in de çarpıcı vokal yeteneklerini içeren büyük beğeni toplayan albümleri Aynel Kalem adlı eserden parçalar sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bu girizgahın ardından Mısırlı devrimci, şarkıcı, Şeyh İmam tarafından kaleme alınan dokunaklı bir parça olan uçak anlamına gelen Tayyare'yi hep birlikte 95.0 Açık Radyo'da dinleyelim. كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة عم بيفتش عخطان تيطير طيارة وتطلع بالجوها مدري شو عم يلمع وتطلع بالجوها مدري شو عم يلمع شوفوا شوفوا طيارة جاي لعند الطيارة مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة عم بيفتش عخطان تيطير طيارة وتطلع بالجوقة مدري شو عم يلمع وتطلع بالجوقة مدري شو عم يلمع شوفوا شوفوا طيارة جاهل عند الطيارة بدها خيطان وجوانحها كبر من بيت الجيران هي طيارة كبيرة ما بدها خيطان وجوانحها كبر من بيت الجيران فرفح قلبي وطار عجناح الطيارة فرفح قلبي وطار والسما الكل أسرار شو بيحكوا أسرار فرفح البطار عجناح الطيار فرفح البطار عجناح الطيار والسما الكل أسرار شو بيحكوا أسرار وقف بالساحة يندهر فئاته وقف بالساحة يندهر فئاته كان هدير الطيارة أقوى من كل الأصوات وتجمعوا وهزت البلاد قصة مثل الكذب والهدير تحول لدخان كبير ومدري شو صار
دقنا فيه والطيارة الحاملة قصص وأشعار شالت الأرض وهدمت الدار وهدمت الدار هدمت الدار وطارت لحدود حدود الولدني برد ورعود تقصف عالدني وطارت لحدود حدود الولدني برد ورعود تقصف عالدني مع هالقصة وصاروا الولاد شقف من القصة وطارت اللعب وطارت مع هالقصة وصاروا الولاد شقف من القصة والقصة مكتوبة عالصحة الديا والديا الهيوبة والعط مثل الشمع الشمع والشمع بتضوي والصرخة بتضوي والشمع بتضوي والصرخة بتضوي Evet, bu hafta frekansımızı Tayyara adlı eser ile süsledik ve Ramzi Aburadvan ve karşımızda Daluna Ensemble var. Biraz da Ramzi Aburadvan'ın olağanüstü hayatına odaklanalım isterseniz. Birazcık da bu sanatçıyı tanıyalım. Ramallah'taki bir Filistin mülteci kampında geçen çocukluğundan Arap müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Ramzi yolculuğu oldukça ilham verici. İlk yıllarına, ilk intifada sırasında taş atan bir çocuk olarak ikonik görüntüsüne damga vurmuş. Yani o taşı atan çocuk aslında kendisi. Yine de yolu onu sanatın dönüştürücü gücünü somutlaştırarak müziği aracılığıyla barış ve anlayışı teşvik etmeye yöneltmiş. Ramzi sadece yetenekli bir müzisyen değil, aynı zamanda da Filistin Ulusal Arap Müzik Topluluğu'nda başkanı olmaya devam ediyor. Ancak tabii ki bu dönemlerde, bu talihsiz dönemlerde bu oluşumlar artık ne kadar var, ne kadar canlı, ne kadar üretkenler hepsi muğlak olarak tepside yer alıyor maalesef. Ramzi sadece yetenekli bir müzisyen değil, aynı zamanda da bahsettiğim üzere çocukların, kültürlerin, o bölgedeki ritimsel harmanlamaların da bir temsilcisi, bir elçisi niteliğinde ve onun hikayesi Children of the Stone, yani Taşın Çocuklara adlı kitapta da çok güzel bir şekilde kaleme alınmış durumda. Bu kitabı çok rahat edinebilirsiniz. Zannedersem Türkçe'ye de çevrildi. Yazarı Sandy Tolan ve Taşın Çocukları zor bir ülkede müziğin gücü olarak da bir alt başlığı var. Müziğin nasıl değişim aracı haline geldiğini ve nasıl bir barışçıl unsur olarak da kullanılabileceğinin de güzel bir öyküsünü bizlere aktarıyor bu kitapta. Daha sonra Ramzi'nin mirasına olan derin duygusal bağını da gösteriyor ve bununla birlikte de müzikte nasıl evrildiğini, nasıl herkese de el uzattığını da güzel bir kanıtı. Evet, şimdi Oyun El Kalem'den bir parça daha dinleyelim, frekansımızı süsleyelim. Eserimizin adı Asfor. Thank you.
عصفورة طالع من الشباك، وقال لي يا نونو
Ramzu Abu Redvan ve Dalona Ensab'dan dinledik. Asfur adlı eseri 95.0 Açık Radyo'da her pazar günü yayınlanan Dünyayı Dinliyorum programımızda. Ramzi'nin doğu geçmişiyle batı müzik eğitiminin bir füzyonu olarak tanımladığı ve Çingene müziğinin de göçebe ruhunu anımsatan Dalona Ensab'ın müziğinin özünün derinlemesine yansıdığı bir albüm var karşımızda. Bu füzyon hareket dolu bir yaşamı ve kültürel sınırların harmanlamasını yansıtıyor aynı zamanda. Dalona ile Ramzi günlük yaşam deneyimlerinden rüyalarına ve karşılaştıkları baskılara kadar geniş bir duygu yelpazesini müzikle birlikte keşfedip dinleyicilere aksettiriyorlar burada. Ve bunların hepsi de müziklerinin zengin dokusuyla işleniyor. Bir tarafta Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da yer alan turnelere çıkan grup her seferinde de Filistin'e dönerek genç müzisyenlere ilham ve akıl hocalığı yapan topluluğun kültürel alışverişi olan tutkusu, bağlılığı da açıkça görülüyor. Ama ne yazık ki dediğim gibi bu dönemlerde grubun akıbeti, müzisyenlerin akıbeti, her şey bir büyük soru işareti. Dinlemekte olduğumuz albüm aslında 2007 yılında kaydedilmiş bir albüm. Şimdiye kadar hiç dijital olarak piyasaya sunulmamış. Bu kadar değerli olup da piyasada bulunmayan söz konusu albüm bu dönemde geçtiğimiz Şubat'ta tekrar piyasaya sürüldü ve hemen tekrar gündeme geldi ve beğeni oklarını kendisine doğru çekti. Ve ben de bu fırsatı yakalamışken sizlerle birlikte böyle önemli bir dönemde de hem olanlara bir gönül bağını hissettirmek için hem de müzikle birlikte barışı çağrıştırmak için Ramzi Abu Redvan ve Dalona Ensab'dan bu albümü sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Tabii ki zamanımız el verdiği sürece. Şimdi bu albümden Yomma Maul El Hava adlı eseri hep birlikte dinleyeceğiz. Thank you.
Oyun El Kalem, Ramzi Abu Redvan ve Dal Una Ensemble tarafından yayınlanan 4 albümden aslında ilkiydi. Sonuncusu ise 2012 yılında Riverboard Records tarafından yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Reflections of Palestine oldu. Böyle bir seri ürettiler ve her albümde de kendi içerikleriyle birlikte harmanladıkları müzikler dinleyenleri aslında inanılmaz bir şekilde büyüledi. Ve Ramzi Abu Redvan bu müzik macerasını hala sürdürüyor. Bu dönemde söz konusu eserlerinde ayrı bir değeri var ve ön plana çıkıyor açıkçası. Dal Una performanslarının ötesinde jeopolitik sınırları aşan bir müzik topluluğunun geliştirilmesinde de zamanında çok ciddi rol oynamış. Filistin'deki çalışmaları şehirlerde, köylerde ve mülteci kamplarında performans sergilemeleri sadece kültürel manzarayı zenginleştirmekte kalmadı ama aynı zamanda da yeni nesil müzisyenler için bir platform, bir patika sağladı. Müzikleri Filistin halkının kalıcı ruhunun ve direncinin de bir kanıtı olarak hala frekansları süslemekte. Yeteneklerinden beslenerek ve müzik yoluyla umut mesajı yayarak Dal Una kültürel mirasların dünya çapında yankı bulmasını da aynı zamanda sağladı ve sağlamakta. Dal Una'nın savunduğu tutku ve kültürel gurur ruhunu yansıtan Oyun El Kalem şimdi bu hafta en son parçayla karşımıza çıkacak. Ve belki de önceden hiç dinlememiş olanlar için de bir açılım sağlamış olabilir Dal Una Ensemble. Ama başrollerde Ramzi Abu Redvan var. Dünyayı Dinliyorum dinleyicileri olarak da Dal Una Ensemble tarafından dokunan zengin kültürel dokuyu deneyimlemeye ve müzikleri ve kültürel ve küresel müzik ortamındaki önemi hakkında daha derin bilgilere de ulaşabilmek için her zaman tabii ki internetten ve müzik kanallarından bunlara ulaşabilirsiniz. Çok güzel müzik yaptıklarını ifade etmem gerekiyor. Dal Una'nın temsil ettiği kültürlerin dinamik etkileşimini kutlayan en canlı bestelerden bir tanesini şimdi dinleyerek bu haftaki ikinci çalışmamıza geçelim. Frekansımızı süsleyecek eserimizin adı ise Tal Ben Beyt Abuha. Hey!
Evet, şimdi bu haftanın ikinci çalışmasına geldi sıra. Zaten bu hafta sizlerle birlikte iki eser, iki üretim, iki sanatçı, iki grup paylaşmak istiyordum. Zamanımızı el veriyor anladığım kadarıyla. Şimdi bu hafta Maltkult FM Berlin ortaklığıyla 95.0 Açık Radyo'da her pazar günü evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımızda Batov Records etiketiyle çıkarttıkları üretimleriyle oldukça ses getiren, müzikal sınırları da zorlamaya devam eden ve son zamanlarda da benim inanılmaz bir şekilde heyecan duyduğum yepyeni, aslında yepyeni üretimler vermeye başlayan bir grup var. Orta Doğu psychedelic ritimlerinin öncüleri olarak da tanımlanan Sababa 5 veya Sababa 5. Bu grubu mercek altına alacağız programımızın bu döneminde. Söz konusu grubun üretimleri peş peşe geliyor. 45'lik olarak geliyor. Bir tane albüm çıkarttılar şu zamana kadar ve Dünyayı Dinliyorum programımızda da sizler birlikte onların müziklerini geçtiğimiz programlarda deneyimlemiştik. Bu ritimsel harmanlamalar Orta Doğu'ya özgü etkilerini korurken psychedelic rock'ın da daha derin unsurlarını kültürel, yerel müzikle entegre nasıl olabileceğini ve bunu entegre ederek de seslerin önemli bir evrime nasıl dönüşebileceğini bizlere gösteriyor. Yaptıkları müzik küresel dinleyicilerde yankı uyandıran deneysel ve enstrümantal kompozisyonları aynı zamanda keşfetmemize vesile oluyor ve bu müzikal manzarada da yolculukları ve birleşimleri yansıtıyorlar. Evet, şimdi bu ekipten geçen sene çıkarttıkları Aspen adlı albümünden Aelos adlı eseri hep birlikte dinleyelim. Thank you.
Evet, frekansımızda şimdi Sababa, Five Bar ve kendilerinden Aeolus adlı eseri dinledik. Bu grubun doğu ve batı arasındaki müzikal diyaloğu da nasıl şekillendirdiğinde isterseniz birazcık kulak misafiri olalım. Albümleri Aspen ile topluluk sadece küresel müzik sahnesinde katkıda bulunmak da kalmadı. Aynı zamanda da psychedelic ve Orta Doğu müziğine de yeni bir bakış açısı, yeni bir soluk getirdi. Geleneksel enstrümanları modern türlerle kaynaştırma becerileri, dünya müziğiyle birlikte dünya çapında etkili radyo istasyonları ve eleştirmenlerin de dikkatini çekmeyi başardılar ve bunun sonucunda da kültürel elçiler olarak rollerini üstlendiler. Sababa Five'ın çalışmalarının uluslararası sahnedeki etkisini ve müzik yoluyla kültürel alışverişi olan bağlılıklarını, üretimleri yansıtıyor. Bu senenin başında da ekip Japon Yurukyan'ın Batov Records için birlikte hazırladıkları ilk albümleri Kokoro ile karşımıza çıktıklarını da vurgulamakta fayda var. Oldukça üretken bir grup kendileri. Hem müzik birlikteliklerine giriyorlar, hem sık sık da 45'lik üretiyorlar. Dediğim gibi bir tane albümleri var ve hepsini bir araya getirdiğinizde de ortaya çok güzel bir ritimsel dünya çıkıyor. Evet, bu yılın başında da Japon şarkıcı ve dansöz Yurika Hanashima'nın da ürettiği bu en son albümü Kokoro'nun da hem Orta Doğu hem de Uzak Doğu kültürel sınırlarını aşan ve insan duygularının derinliklerine inen parçalardan oluşan bir koleksiyon sunuyor. Ve tabii ki Sababa Five da burada Yurika Hanashima'ya da destekte bulunmuş ve bu albümden çıkan ilk 45'lik olan ve albüme de adını veren Kokoro şimdi frekansımızı süsleyecek. Hep birlikte dinleyelim.
Evet, bu pazar gününde Dünyayı Dinliyorum programımızın ikinci bölümünde Sababa Fife'ın büyüleyici dünyasını keşfetmeye devam ediyoruz. Ve şimdi daha yepyeni 26 Nisan'da çıkarttıkları iki yeni esere geldi sıra. Son single'larının adı, bunu peş peşe çıkarttılar. İlkinin adı diyelim Bezana, ikincisinin adı ise Aşkopmoni. Bu Bartov Records etiketiyle yayınladıkları aslında 6. 45'likleri. Zengin, eklektik tarzlarıyla tanınan Sababa Five, Altın Gün ve Yin Yin gibi sanatçılarla da omuz omuza durarak küresel ritimler sahnesinde de etkisini genişletmeye devam ediyor. Bu dönemlerde böyle bir akım var. Oldukça heyecan verici bir akım ve bunun akışında devam ediyor Sababa Five. Ve Sababa Five'ın müzikal yeniliklerine baktığımızda da Orta Doğu psikolojisindeki derin kökleri ve Funk Brothers ve Deftones gibi ikonik gruplardan aldıkları etkileşimlerle bu kültürel sesleri modern tekniklerle birlikte kusursuz bir harmanlamayla karşımıza çıkartıyorlar ve bunu güzel ve sorumlu bir şekilde de temsil ediyorlar. Evet, şimdi öncelikle Bezani parçalarını dinleyelim. Söz konusu eser elektrik sintlerle birlikte İran folk ritimlerinin hipnotik bir karışımına bizleri yolculuğa çıkartıyor.
Evet, Sababa 5'ten dinledik. En son 45'liklerinden bir tanesi olan Bazani'yim. BBC Radio 6 ve Radio Nova gibi önemli platformlarda yer almakla kalmayan grup, aynı zamanda da Songlines dergisi gibi yayınlarda da kutlanan bir ekip haline geldi. Ve kültürel etkisi oldukça da önemli bir konuma geldiler. Zira Sababa 5 müzik dünyasındaki önemini ve farklı kültürel geçmişlere sahip dinleyicilerle bağlantı kurma becerisini sergiliyor. Burada bir açık olduğu vurgulanıyor ve burada köprü kurduklarını ifade ediyorlar. Sababa 5'in müzikal sınırları zorlama konusundaki kararlılığı, geleneksel sesleri çağdaş bir yetenekle sentezleyen ve her parçayı da yeni müzikal bölgelerin keşfi haline getiren çok değerli üretimler verdiğini söylemekte fayda var. Ve en son üretimlerinde de zaten bunu çok bariz bir şekilde gösteriyorlar. Evet, böylece Bir Dünyayı Dinliyorum programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Sababa 5'in çok yakından takip etmenizi öneririm. Çünkü çok başarılı ve arka arkaya da çok üretken bir grup ve güzel bir harmanlama sunuyor. Bu haftaki programımızın ve grubumuzun son parçası ise Aşkomoni. Bunu dinleyerek sizlerle vedalaşacağız. Söz konusu eser rock ögelerini Orta Doğu melodileriyle harmanlayarak onun becerilerini ve onunla birlikte de altta yatan kültürel harmanlamayı olağanüstü müzikal ustalıkla sergileyen dinamik bir ses ortamı yaratıyor. Aşkonomi çok yönlü soundlarına rocksteady bir salınım da katıyor aslında Sababa 5'in. Evet, Multicult FM Berlin'in ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımızdan hepinize çok güzel bir pazar günü diliyorum. Bana ulaşmak isteyen dinleyiciler için elektronik posta adresim her zaman olduğu üzere müzik@tikabasamuzik.com. Instagram'da takipleşmek de isterseniz hesabım tikabasa.müzik. Dünyanızı dinlemeyi unutmayın. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın.